18. yüzyılda herkesi satrançla dize getiren kişi bir robottu, hem de Türk. Kısaca anlatalım. 1770 yılında Baron Wolfgang von Kempelen tarafından Avusturya İmparatorçesi Maria Theresa'yı etkilemek için icat edilen satranç otomatı. Bu makine dışarıdan bakıldığında sarık ve kaftan giymiş bir Türk'e benzemekte ve ahşap dolaba tutturulmuş bir şekilde satranç oynamaktaydı. Makinenin içine bakıldığında irili ufaklı pek çok kaldıraç, bakara ve başka karmaşık mekanik sistemler görülüyordu. Fakat aslında bu makinenin içinde ufak tefek bir satranç ustası vardı. İsminin Türk olması ise o dönemde Türk kültürüne olan meraktan kaynaklanmaktaydı. Türk, karşısındaki gönüllüyle satranç oynamaya başladığında gözleri satranç tahtasını tarıyor, başını arada bir sallayıp satranç taşlarını eliyle hareket ettiriyordu. Ayrıca yaptığı hamlenin bittiğini, başını 3 kez sallayarak belirten otomat, maç sonrasında seyredenlerden gelen soruları bile yanıtlayabiliyordu. Farklı yerlerde gösteriye çıkan Türk'ü izleyenler onlarca yıl boyunca onun sırrını çözmeye çalışmışlardı. Bazıları çok ilginç teoriler üretmiş ve bunlara gazetelerde geniş yer verilmişti. Bu söylenenlerin hepsi sadece teori bazında kalıyor, kimse Türk'ün nasıl işlediğini asla ispatlayamıyordu. Kempelen 1804'te Viyana'da öldükten sonra otomat birkaç kez el değiştiriyor ve son olarak Beethoven'ın yakın arkadaşı Johann Mesel adlı bir makine mühendisi şovmenin eline geçiyor. En büyük ününü bu dönemde kazanan otomat, Napolyon'la bile karşılaşıyor, hatta onu iki kez mağlup ediyor. 1817-1837 tarihlerinde tüm Avrupa'yı ve Amerika'yı gezen otomat, çalışma mekanizması ve topluluklar üzerinde yarattığı etki nedeniyle birçok kitap ve makaleye konu oluyor. Bunlardan en önemlisi Edgar Allan Poe'nin Kempelen hakkında yazdığı makaledir. 1854 yılında Philadelphia'da bir müzeye bağışlanan Mekanik Türk, Büyük Philadelphia yangınında yanıyor ve tarihe karışıyor. Makine hileliydi ama yapay zekanın ortaya çıkmasına ve gelişmesine ilham kaynağı oldu diyebiliriz.